Şu bir büyük anne. Bir büyük anne cinayetini açalım mı? Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hadi karanlık başlayalım. Dosyalara bir yeni bölümüne daha devam ediyoruz. Hazırım. Ve karanlık dosyaların bugünkü bölümünde bahsedeceğimiz kişi ise Cynthia Sidibaka. Umarım doğru okuyorumdur soyadını. Kendisi aynı zamanda katil büyük anne olarak da bilinmekte. Sebebini öğrenmek için izlemeye devam etmeniz yeterli olacak. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima çok buralarda bir yerlerde, evet. Diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Evet, şimdi videoya geçelim. Öncelikle size bir video göstermek istiyorum. Bu videodan sonra davaya geçmemizin daha etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten ilginç bir video. İlginç bir sorgu videosu daha doğrusu. Videoda da gördüğünüz ve büyük anne olarak bahsedeceğimiz kişi Cynthia Sidibaka. Kendisi 11 Şubat 1951 tarihinde dünyaya geldi. Küçüklüğüne dair çok fazla bir şey bulunmamakta. Yani çok fazla kaynak vardı. Hepsinden baktım ama maalesef kendisinin gençliği, çocukluğu vesaire bununla alakalı bir şey bulamadım. Kendisi evliydi ve bir kız çocuğu vardı. Kızının ismi de Laura'ydı. Ama kocası vefat etti ve 2001 yılında Cynthia felç geçirdi. Bu felcin sonucunda da konuşmasında ve yürümesinde bozukluklar meydana geldi. Ve 2001 yılına, yani felç geçirdiği yıldan itibaren 2014'e kadar kızı Laura adım ve onun eşi Juward ile yaşamaya başlamıştı. Hem bu şekilde Laura Cynthia'ya bakabilecekti annesine, hem de onun güvende olduğuna emin olacaktı babası da olmadığı için. Artık Cynthia ile birlikte yaşamaya başladıklarında Laura ve eşi yeni evlenmişlerdi. Ve onların da iki tane çocukları vardı. Birlikte iki tane çocukları vardı. Bunlardan birisi 15 yaşındaki bir erkek çocuğu, diğeri ise 14 yaşındaki bir kız çocuğuydu. 2014 yılında ama bunlar tabii ki, yani yaş 2014 yılında bu yaşındaydılar. Ayrıca Juward'ın, yani Laura'nın eşinin önceki evliliğinden iki çocuğu daha var. Bu evlilikten olan çocuklardan büyüğü 18 yaşındaki bir erkek çocuğuydu. O da onlarla birlikte bu evde yaşıyordu. Yani bir evde çok kalabalık bir aile yaşıyor, anlayacağınız, ama... Ya ben bu arada kalabalığa asla tahammül edemiyorum. Ya güzel olsaydı Ebuş, bu arada aslında hediye etmek istiyordum ama çok fazla boşlukları moşlukları var. Bu benim ilk örgü deneyimim. Sesi kısarım, bana o kadar yüksek gelmiyor. Güzel olsaydı hediye edecektim ama güzel olmadığı için ben bunu kimseye veremem. Güzel olsaydı verirdim. Kalabalık yere gerçekten tahammül edemiyorum. Böyle her kapıdan bir insanın çıktığı, ettiği şeyler beni boğazlayacak gibi oluyor abi. Gerçekten kötü kötü oluyorum. Biraz kısıyorum şu an, iyi mi? Ama Cynthia evden böyle daha ayrı bir daire gibi olan bir yerde yaşıyordu. Bu bahsettiğim ev böyle çok büyük bir yer arkadaşlar. Bayağı büyük. Zenginler bir malikane. O zaman. Ve ayrıca böyle bir yapı daha var o evin içerisinde, yani bahçesinin içerisinde. Normal evle bağlantılı. Buna bir granny flat diyorlar aslında İngilizce'de. Yani büyük annenin yaşadığı daire gibi granny bir şey flat düşünün. Mi? Ayrı ama aynı evdeler. Anlatabildim umarım. Ve evleri de Kaliforniya'daydı. Kaliforniya'nın bildiğim kadarıyla Los Angeles'a çok yakın bir bölgesinde yaşıyorlardı. Laura çalışıyordu. Aynı zamanda eşi Juward da çalışıyordu ve kendisi hem bir emlakçıydı, hem yerel bir rugby takımında koçluk yapıyordu, hem de askeriyede de bir rolü vardı. Rugby takımındaki kişilerin söylediğine göre Juward çok disiplinli bir adamdı ve onları aynı komando gibi eğitiyordu. Ve böyle çok sert davranıyordu onlara rugby takımında. Söylenenlere göre Juward aynı çocuklarına da bu şekilde davranıyordu evde. Onlara da çok sertti, çok disiplinliydi. Asker çocuğu olan var mı ya? Asker çocuklarının da öyle büyütüldüğü söyleniyor. Ben bu tezi çok merak ediyorum abi. Gerçekten öyle mi? Ha? Ya mesela asker çocuklarıyla ilgili en çok duyduğumuz hikaye bu çünkü, işte çok disiplinliler. Yok işte şöyle büyütüyorlar, böyle büyütüyorlar diye. Polis de olur. Abla biz çocuğuz. Pixie Queen, 13. ayımız kutlu olsun. Hoş geldin tekrar. Ah.
Öyle diyen de var, değil diyen de oldukça fazla sayıda. Benim dönemimde böyle asker çocuğu olan arkadaşlarım babalarının hep ne kadar sert olduğundan, annelerinin hep ne kadar sert olduğundan falan bahsediyorlardı. Çok net kuralları vardı. Sürekli onlardan daha iyisini yapmalarını istiyordu. Ne yaparlarsa Terbiyesiz, öğretisi yapsınlar, öyle yaşanır hani mı? bununla yetinmelerini istemiyordu. Daha iyisi olacak, daha Bok, iyisi, daha yaşamam iyisini öyle. yapacaksın. Sürekli bu psikolojideydi ve onları da bu şekilde itekliyordu. Ve bu büyük oğlunun söylediğine göre kendisi çevredeki insanlar için ve ailesi için birçok şeyi gözünü kırpmadan yapan birisiydi. Ama bazen geçinmesi gerçekten çok zor bir insan oluyordu. Cynthia'nın karakteri ise Gerard'ın tam tersiydi. O böyle çok daha rahat, eğlenceli, anlık planlar yapan bir insandı. Ve Gerard'la tek ortak yönleri Birini ikisinin çok de çok teşekkür ederim inatçı hediyemaneliği olmalarıydı. için. Bundan dolayı da aslında ikisinin arasında çok gerginlik oluyordu. Ve ettikleri kavgalarda çoğunlukla Gerard'ın çocukları yetiştirme yöntemiyle alakalı oluyordu. Cynthia'nın söylediğine göre Gerard karısına ve çocuklarına çok fazla sert davranıyordu sürekli. Ve Cynthia çoğunlukla Laura'nın kolunda bornuklar gördüğünü ve bunların da Gerard tarafından yapıldığını düşündüğünü belirtti. Aynı zamanda dediğim gibi hani çocukları asker gibi yetiştiriyor olması da çok zoruna gidiyordu. Ama ikilinin arasında sadece ikisinin arasında olan problemler de vardı. Bunlardan birisi de Cynthia'nın sigara içiyor olmasıydı ve Gerard bundan hiç hoşlanmıyordu. Onun düşüncesine göre onun evinde hiç kimse sigara içemezdi. O böyle bir şeye izin vermiyordu. Bundan dolayı da Cynthia başlarda dışarıya çıkıp sigarasını içiyordu bahçede vesaire. Ve Gerard aynı zamanda çocukların yanında da içmesinden rahatsız oluyordu. Çocukların yanında içmesi daha Bundan rahatsız dolayı dediğim olabilir. gibi Evde tek de başına içerdi. istemeyebilir Ama de. buna rağmen Bu arada eğer birisi sigara içiyorsa yani evin içerisinde ya içmeyene göre hareket etmek bana çok normal geliyor. Ya çünkü sonuçta herkesin alışık olması gereken bir şey değil bu. Ve yani günün sonunda bu zararlı bir madde. Ya içmeyene göre hareket edilmesi bana daha mantıklı geliyor. Ya şey yapabilirsin ya bahçede falan içebilirsin. Çocukların yanında tabii ki de içmesin zaten. Ya çünkü sigara biliyorsunuz ki aşırı zararlı ya. Gerçekten çok zararlı hele ki pasif işçiler için. Daha da zararlı sigara. hemen Cynthia ile aynı anda bahçede olurlarsa, mesela Cynthia Ama bahçede sigara yani içiyor bahçede diyelim, falan Gerard da içiyorsa o sırada okey bahçeye yani. çıktı. Bundan çok rahatsız olurdu ve şaka yapmıyorum, hortumla Cynthia'yı sırılsıklam olana kadar ıslatırdı. Bu ona kendince ceza verme yöntemiydi. Yani yaşlı bir kadını hortumla sırılsıklam ıslatmak ne kadar mantıklı bilemiyorum, Ebenin nasıl bir öre disiplin kesi kurmaya çalışıyor yani. ama her neyse. Aynı O zamanda kadar da Cynthia'nın değil. söylediğine göre Gerard zaman zaman onun dairesine giden sıcak suyu da keserdi. Ve Cynthia bundan dolayı soğuk suyla duş almak zorunda kalırdı. Hatta Cynthia'ya sık sık böyle gittiği bir kahveciden Ne almayı saçmalık teklif lan ederdi. bu? Hani seni alayım eve bırakayım derdi. Ama Cynthia dışarı çıkardı, onu beklerdi ve Gerard saatlerce gelmezdi. Bunu da bilerek yapardı. Onu cezalandırmak isterdi kendi Cuart da kafasında. okey. Sonuç Kafaları olarak da biraz Cynthia evine şeymiş. tek başına kendi yöntemleriyle dönmek zorunda kalırdı. Ayrıca bu aile tarafından da söylenen bir şey, Gerard'ın köpek eğitimlerinde kullandığı bir su spreyi vardı. Ve bu spreyle yanlış bir şey yaptıklarında vesaire çocukları ve Cynthia'yı ıslatırdı. Hatta savunmanın bir raporunda söylediğine göre Cynthia'nın kocasının, ölen kocasının küllerini bile alıp atmıştı bir keresinde Gerard. Ve artık böyle Cynthia gerçekten onu hiç sevmiyordu. Kızına da sürekli söylerdi, bu adamı sevmiyorum, bu adamdan ayrıl, bu adamla olma vesaire vesaire. Abi kocasının küllerini atmak artık kaç derece şerefsizlik ya? Ay ama kusura bakmayın da yani kimseyi... Bak sebep ne olursa olsun abi bir insanın yani kendi canınız artık hani kendi canınız tehlikede değilse ya bir insanın hayatını elinden alamazsın ya. Ya mesela nefsi müdafaa denen şey var. Hani bu oluyor, okey. Çünkü artık seni canınla tehdit ediyorlar ve hani sen bir şeyler yapmak durumunda kalıyorsun ani olarak. Ama yani ne olursa olsun ben kimsenin yargısını kesemeyeceğini düşünüyorum ya. Ya bu artık hani böyle yani dediğim gibi mesela şiddet görüyorsunuzdur, ediyorsunuzdur, sizi öldürecektir. Siz ona bir şey yaparsınız.
Hadi okey ya, o bir denli okey de ya, diğer türlü Allah aşkına yani. Lara da söylediğine göre Adam da hep ciddi ikilinin bu hastaymış burada, kavgaların evet. arasında kalan kişi olurdu. Aralarını düzeltmeye çalışsa bile yani Laura, bunun senin kocan da çok engelleyebileceği normal herhangi bir yol değilmiş. bulamamıştı maalesef. 2014'ün Ocak ayında civar Meğer çocuklardan birisi benim birisine anneme öyle vurdu ve bu davransa... Cynthia'nın çıldırmasına sebep olmuştu. Ve o an söylediğine göre ben bu adamı ortadan kaldıracağım demişti. Kararlıydı artık ve bunun ardından da bir atış poligonuna katıldı, yani kayıt oldu ve orada pratik yapmaya başladı silahlarla. Ardından da belli bir miktar kurşun satın aldı ve bu olayın da ardından birkaç hafta boyunca söylediğine göre Civard'ın üzerinden gözünü hiç ayırmamıştı. Daha sonra Şubat ayı geldi. Olaylardan önceki geceye geleceğiz. Cynthia ve Laura oturmuş TV izliyorlardı ve o sırada çocuklardan birisi ağlayarak odaya doğru koştu. Ve annesine şunları söyledi: "Babamın beni böyle incitmesine izin verecek kadar neden benden nefret ediyorsun?" Çok ağır bir cümle aslında bir çocuktan duymak için, ama gerçekten demek ki bir sıkıntı var yani burada, bunu diyorsa bir çocuk. Ve o gecenin ilerleyen saatlerinde ceza olarak Civard bu çocuğun bilgisayarını kırdı. Bu da Cynthia için aslında o gece yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştu diyebiliriz. 11 Şubat 2014 gününe gelelim. Manyak. Şimdi olayların olduğu gün aynı zamanda bugün Cynthia'nın da doğum günüydü. O gün Cynthia uyurken Laura odasına girdi, doğum gününü kutladı, ona mutlu yıllar diledi ve o gün onu çok güzel bir öğle yemeğine çıkaracağını söyledi. Daha sonra da işe gitmek için evden ayrıldı. Ayrıca gitmeden önce de birazcık para bırakmıştı. Bunun sebebi de Cynthia'nın o gün doğum günü için yeğeniyle birlikte bir kumarhaneye gidecek olmasıydı. Orada harcaması için bırakmıştı bu parayı da yani. Laura evden ayrılınca, çocuklar da okula gidince, Civard'la Cynthia evde tek kaldılar. Ve o gün çocuklardan birisinin okulda heceleme yarışması vardı. Söylenenlere göre Cynthia ve Civard o gün bu yarışmayı izlemeye birlikte gitmeyi planlamışlardı. Ve gitme vakti Bırakma işte abi yaklaştığında tek. Cynthia hazırlanmak için odasına geçti. Hem doğum günü için hazırlanacaktı, hem de dediğim gibi torununun heceleme yarışması için hazırlanacaktı. Ama giyinip geldiğinde Civard ona baktığında direkt gülmeye başladı ve böyle hiç memnun değildi bundan, belli oluyordu. Neye Yani gülüyor? giyindiği şeyden. Cynthia halbuki sadece hani böyle kırmızı bir etek giymişti altına, böyle uzun kırmızı turuncu renklerinde. Ve üzerine de bir forma giymişti. Ve Civard bunu görünce dediğim gibi rahatsız oldu ve "Ghetto gibi görünüyorsun, bu şekilde gelemezsin hiçbir yere" dedi ona. Ve Sen bu kimsin bunun ki? ardından da sürekli ona gülmeye, onunla dalga Sen geçmeye kimsin? başladı ve gerçekten susmuyordu. Artık bir yerden sonra Cynthia onu görmezden gelip ilerleyip gitmeye çalıştı. Ama Civard onu tutup geri döndürdü ve tekrardan ona böyle lakaplar takmaya başladı, dalga geçmeye vesaire başladı onun. Bunun ardından Cynthia yatak odasına gitti ve komodindeki bir çekmeceyi açtı. İçinden bir Geliyor. silah O an çıkardı. geliyor. Ardından da aşağıya indi. O sırada Civard bahçede söylediğine göre çamaşır asmakla meşguldü. Ve Cynthia'ya da arkası dönük. Cynthia dışarı çıkar çıkmaz Civard'a ateş etmeye başladı. Civard'ın yaraları hayati değildi ve ayağa kalkıp böyle Cynthia'ya doğru yürümeye başladı. Ona en azından karşı koyacaktı. Fakat Cynthia silahındaki mermiler bitene kadar, şarjör boşalana kadar ateş etti. Ve ardından Bayağı Civard yere nefret. yığıldı. Bundan sonra Cynthia Bayağı dönüp nefret. arabasına doğru ilerlemeye başladı ki Cynthia yavaş yürüyor arkadaşlar. Bunu da değerlendirmenizi isterim. Çoğunlukla bir bastonla yürüyormuş hatta. Arabasına gitti ve bagajındaki mermilerden alıp şarjörü tekrardan doldurdu ve yine civarda doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada da civar bir şekilde sürünerek eve doğru, böyle evin kapısına doğru gelmeyi başarmıştı ve Cynthia onu yerde Oha! sürünürken Bir buldu. şarjör Ardından mermiyle yürüyor tekrardan daha. şarjör boşalana kadar ateş etti. Ve bunun da ardından civar bu noktada 10 kez vurulmuştu. Daha sonra ne oldu derseniz? Daha sonra Cynthia tekrardan arabasına döndü ve yine silahını doldurdu. Ama Civard da hala hayattaydı ve mutfağa kadar sürünüp kendisini içeriye kilitlemeyi başarmıştı. Komşumu yok abi. Bunun ardından Yanda ev Cynthia var kilidi işte. ateş etti ve kilit bu şekilde kırıldı. Ardından da mutfağa girdi ve yine mermi bitene kadar ateş etti.
Ve bunun da ardından bu kadarı yeter herhalde demişti kendisinin söylediğine göre ve arabasına binip oradan uzaklaştı. Saldırı toplam 10 dakika sürmüştü. Böyle deyince çok kısa gibi geliyor olabilir. Ay, ama hiç kısa gelmiyor yani, bu arada 10 dakika. O olayı düşündüğünüz zaman gerçekten 10 dakika çok korkunç aslında, uzun bir süre yani. Cynthia toplamda 15 el ateş etmişti ve bunlardan 3 tanesi kapının kilidine gelmişti. Geri kalan hepsi de civarda gelmişti. Ve anlayacağınız adam 12 kez vurulmuştu. Bu olaylar bu arada sabah 8 civarı gerçekleşiyor. Bu olayı duyan komşular da ardı ardına polisi aramaya başlamışlardı. Ve 911 aramalarını bulabilirsem koyacağım. Gerçekten aramalarda yani böyle silah sesleri kadının duyuluyor. Kadının ağzına diş hani, yok abi. Operatörle konuşuyorlar. İşte birisi silah sıkıyor vesaire diyorlar ama bir yandan da pat pat sesi geliyor ve bak işte bir tane daha oldu, bir tane daha oldu vesaire diyorlar. Ve birçok polis memuru aslında olay yerine akın etmeye çalıştı onları bu aramaların ardından. Ama maalesef ki onlar olay yerine geldiğinde artık çok geçti. Çünkü Cevart hayatını kaybetmişti ve evdeki her yer kanla kaplıydı. Hemen bir soruşturma başlatıldı. O gün kim evdeydi, kim yoktu vesaire. Ve aileyi aramaya başladılar aynı zamanda. Hem onlara ne olduğunu soracaklardı, nerede olduklarını vesaire. Hem de haberleri yoksa diye bu yaşanan şeyleri onlara söyleyeceklerdi. İlk olarak Cevart'ın en büyük oğlunu aradılar. Ondan şüpheleniyorlardı biraz da aslında. Çünkü kendisinin madde bağımlılığı vardı. Ve aralarında kavga çıkmış olabileceğini düşünüyorlardı bu konuda. Dolayı çok disiplinli bir adam olduğu için Civar. Ama onun nerede olduğunu vesaire öğrendiklerinde bunun kesinlikle onun başının altından çıkmış olamayacağı anlaşıldı. Ardından Laura ile konuştular ve onunla konuşurlarken annesi Cynthia'yı da sordular nerede diye. O da hani evdeydi dedi. Sadece ikisi birliktelerdi ve gitmiş olabileceği belli yerler var dedi. Çünkü Cynthia alışkanlıklarını bırakan bir kadın değildi ve belli yerleri vardı yani gidebileceği. Bunların hepsini Laura söyledi ve polisler de tek tek buraları ziyaret edip onu arama kararı aldılar. Aslında ilk başta Cynthia'nın da bir kurban olabileceğini düşünüyorlardı. Çünkü yaşlı bir kadın yani. Eve birisi girdiyse, bir şey yaptıysa, adama bunu yaptılarsa kadına da bir şey yapmış olabilirlerdi ya da kayıp olabilirdi, kaçırmış olabilirlerdi onu. Bundan dolayı aslında biraz endişeliydiler. Fakat daha sonra parçalar yavaş yavaş yerine oturdukça Cynthia'dan aslında şüphelenmeye başladılar. O gün peki Cynthia ne yaptı diyecek olursanız. Kendisi bir dükkandan sigara satın aldı ve ardından da sevdiği bir restorana yemek yemeye gitti. Orada da doğum günü olduğu için en sevdiği yemeği söylemişti ve bunun da ardından tek başına kumarhaneye gitti. Bu kumarhanenin içerisinde 2 saat geçirdi ve bu 2 saat boyunca düşünün yani yerini kızının söylemiş olmasına rağmen aslında polisler hala gelmemişlerdi ve Cynthia'yı orada bulamadılar. Her neyse o gün dediğim gibi Cynthia'nın doğum günüydü ve doğum gününün tadını çıkarmakta da kararlıydı. Doğum gününde katil olmuş. Orada 2 saatini harcadıktan sonra oradan çıkıp en sevdiği... Psikolojik şiddetin insanı hangi noktaya sürüklediğine bakar mısınız bu arada ya? Yani millet mesela çok hafife alıyor normalde psikolojik şiddeti. Ama işte yani insanı bu raddeye getirebiliyor abi. Ve bu yani bir insanın gelebileceği son radde hayatındaki. İşte sürekli aşağılanmak, sürekli sanki sen daha değersizmişsin, daha zavallıymışsın, sanki karşındakinin fikirleri, kendisi, hayatı daha önemliymiş gibi davranılması. Çünkü psikolojik şiddete uğrayan insan bir de bunu içine atıyor, içinde tutuyor ve korkunç patlamaları olabiliyor yani. Bir kahveciye gitti ve orada oturup keyifle kahvesini içti. Ardındansa akşam saat 6 civarı ki düşünün bakın olay sabah 8'de yaşanıyor, akşam 6'da polis kahveciye geldi ve Cynthia'yı orada buldu. Daha sonra da onu karakola götürdüler tabii ki. Söylediklerine göre Cynthia onlar içeriye girdiklerinde onu götüreceklerini söylediklerinde hiç şaşırmış gibi değildi ve çok keyifliydi aksine. Her neyse karakola götürdüler ve onu sorguya aldılar. Yaşananları anlattılar başta işte haberin var mı bilmiyoruz ama böyle böyle bir olay oldu, birisi senin işte damadını vurdu vesaire. Ve Cynthia da biraz böyle saf ayaklarına yatıyordu. İşte aa gerçekten mi, öyle mi olmuş vesaire diyordu. Ama daha sonra sen sever miydin onu diye sordular. Ve Cynthia onlara işte hiç nasıl damadını hiç sevmediğini anlattı. Yaşananlardan böyle hani önceden yaşananlardan böyle kesin. Oha kadın öyle bir nefret etmiş ki bu arada.
Bak sordukları gibi. Sordukları, aa öyle mi olmuş dedikten sonra peki sen onu sever miydin? De, şöyle de nefret ederdim, böyle de nefret ederdim. Direkt söylemiş. İnanılmaz. Bundan çok güzel cüzdan da olur ha. Şimdi düşünüyorum da. Şöyle katlayıp. Ha? Bundan çok iyi cüzdan da olur aslında. Değil mi? İrfan teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Övgü topluyorum bugün. Tipler verdi vesaire. Why do you say that? That's the big thumbs down. You didn't like him. So mean to me and all of them. Ve bunun da ardından artık hani polisler oyun oynuyor ama polislerden birisi dedi ki aa birinin onu durdurması lazımmış sanki dedi. Ve bunu söylemesinin ardından da Cynthia ben yaptım dedi. Direkt bu. Ben yaptım. Ben durdurdum. Defalarca bunu tekrarladı. Dolar ve hani sen mi yaptın diye sordular defalarca onlar da. Cynthia her seferinde evet ben yaptım. Birinin onu durdurması gerekiyordu ve bunu ben başardım vesaire gibisine şeyler söyledi. Videosu da var zaten. It sounds like somebody had to stop him. Or... I did. I was guilty. Dead? You tell me. Gotta be dead. Ve memurlar en son artık Cynthia Gerard'ın hayatını kaybettiğini söylediklerinde verdiği tepki zaten herkesi çok şaşırttı. Çünkü o kadar sevinmişti ki böyle ellerini falan çırpıyordu. Is he alive? He's not. Oh good, 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 good. Oh thank you. Unbelievably. Boom, boom, boom. Is he dead? He's dead. Oh thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh boy, oh boy. You don't feel bad about it? No. Would you do it again? Yes. Sorgu odasının camından da kızı ve torunları olanları izliyorlardı. Hani bu cam var ya tek taraflı görebiliyorsunuz. Ve bu itiraftan sonra polis hani artık Cynthia tutuklanacak, yargılanacak vesaire. Bundan dolayı bir de ailesini de doğru düzgün görmeyecek. Polis izin verdi içeriye tek tek girip onu ziyaret etmelerini, vedalaşmalarını. While family members to come in and say their goodbye. I love you. Birthday. Ve hepsi teker teker gelip ona sarıldılar hala vesaire. Hala birthday diyor. İlginç bir şekilde mahkemede Cynthia'nın lehine... Ay kusura bakmayın yani günüme geldi çünkü... Gerçekten babasını yani babasını öldürmüşsün ama diyorsun ki gel bir öp beni falan yapıyorsun. Abla gülersen gülerim dur. Yine ifade veren kişilerden birisi kızı Laura'ydı. Gerard'ın aleyhine ifade verdi ve annesinin anlattıklarının doğru olduğunu, kocasının gerçekten hani... birlikte yaşanabilecek bir adam olmadığını, niye boşanmadın? Artık bunu sınırı sürüklediğini vesaire niye söyledi. Bunu kendisi yaptın? De bir şeyler anlatarak. Yani bak buna da sinirleniyorum işte. İlk defa mı? Okey. Ve savunma hani yıllarca gördükleri kötü muamele sonucu bunu Cynthia'nın yaptığını savundular. Bu şekilde ona daha az bir ceza aldırmayı planlıyorlardı. Ve bunu açgözlülük, çıkar vesaire bununla alakalı bir sebepten yapmadığını değil söylediler. Canım. Kendi kafasında söylediklerine göre Cynthia ailesini koruyordu. Ve jüri üyelerinden savunma Cynthia'yı cinayetten ziyade gönüllü adam öldürmeye teşebbüsten suçlu bulmalarını istedi. Ama bütün çabaları başarısız oldu. Jüri üyeleri iki gün boyunca tartıştılar ve sonuç olarak Cynthia'yı birinci derecede cinayetten suçlu buldular. Bu sırada Cynthia 65 yaşındaydı. Bu suçtan suçlu bulmalarının sebebi ise Cynthia'nın herhangi bir pişmanlık göstermediğini ve olayı da planladığını düşünmeleriydi. Mart 2017'de Cynthia 50 yıl şartlı tahliye olmaksızın hapis cezasına çarptırıldı. Anlayacağınız üzere büyük ihtimalle hayatının kalanını
hapiste geçirecek. Yani. Cezaevine götürülmeden önce Cynthia'ya insanlara hitap etmesi için, hani bir şey söyleyecekse söylemesi için bir şans verildi. Ve bu konuşmasında kendisi çok üzgün olduğunu belirtti. Ama yine bazı mahkeme videolarında da görüleceği üzere çok böyle umrundaymış gibi ya da pişmanmış gibi davranmıyor. Bilmiyorum gerçekten ne hissettiğini ama ayrıca kızı Laura da annesinin mahkumiyetinin ardından bir konuşma yaptı. Bu konuşmada da sadece bunun bir trajedi olduğunu söylemek istiyorum. Annemi ve Gerard'ı seviyorum. Umarım bunları geride bırakabilir ve artık hayatımıza devam edebiliriz dedi. Ve bugünkü hikaye de bu şekildeydi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Cynthia gerçekten bu cezayı hak etti mi? Daha Cynthia bir kere kesinlikle planlı adamı öldürmüş ama işin arkasında çok ciddi bir psikolojik şiddetten bahsediyoruz. Yani eğer bunlar doğruysa, ki kızı da onaylamış ve doğrulamış yani böyle bir şeyin olduğunu. Ama yani çocuklar için nasıl bir travma yani. Korkunç bir travma indi.